Herkese merhaba. Info Yatırım'ın Spotify kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bu hafta piyasalarda neler olduğunu ve önümüzdeki haftaki beklentilerimizi aktarmaya çalışacağım. Fed bu hafta faiz kararını açıkladı. Faizi sabit bırakan Fed'in kararı sürpriz olmadı. Fakat ileriye dönük projeksiyonlarda yapılan revizyonlar piyasalarda belirsizlikleri arttırdı. Karar sonrasında mikrofonların başına geçen FED Başkanı Powell mesajlarını daha da şahinleştirdi. 2024 yılının ilk yarısında beklenen faiz indirimleri mesajlar ardından 2024 yıl sonuna ötelendi. 2024'te ortalama 100 bas puan indirim beklenirken son karar metninde gidilen değişiklik ile bu oran 50 bas puan azaldı. Fed'in büyüme oran beklentisi de 2023 yılı için %1'den %2.1'e, 2024 yılı için %1.1'den %1.5'a yükselirken 2025 ve 2026 için %1.8 olarak sabit kaldı. İstihdam tarafındaki yukarı yönlü seyir iç talebe bağlı olarak enflasyonu baskılayabilecek unsurlar arasında yer almaya da devam ediyor. Artan enerji fiyatlarının da enflasyona yansıyacak olması faiz artırım ihtimalini Kasım ayı için daha da arttırıyor. Önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri tarafından ikinci çeyrek büyüme verisi de açıklanacak. Büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize eden Fed ile birlikte büyümenin iç talebe bağlı olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Hatırlatmam gereken bir unsur var ki geçtiğimiz dönemlerde Fed'in en yaptığı işlerden bir tanesi olan sözlü yönlendirmelerde bence bu sıra sınıfta kalıyor Fed çünkü geçtiğimiz ay yapılan açıklamalarla bu ay yapılan açıklamalar arasında fazlasıyla fark var. Evet diyebilirsiniz ki sürekli konjektür değişiyor ya da makroekonomik veriler değişmeye devam ediyor ama geçtiğimiz yıldan bu yana Fed'in piyasalara karşı yaptığı açıklamaların gerçekten belirsizlikleri arttırması ve yaptıkları açıklamaların bazen karar metinlerinde bazen kendi işlerinde de tutarsız olması Fed'in bu konuda eleştirilmesine sebebiyet veriyor. Dediğim gibi Fed bence sözlü yönlendirmelerde son zamanlarda sınıfta kalıyor. BIST endeksi tarafına bakacak olursak BIST endeksi bu hafta yüksek volatilitede hareket etti. Pandemi ilişkin varyant haberiyle baskılanan endeks Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yurt dışı görüşmelerinden gelen haber akışları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı sonrasında haftayı pozitif kapatmaya hazırlanıyor. 22 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 7900 seviyesinin üstünde kalındıkça Kısa vadeli 300 dolar ve 315 dolar seviyelerinin hedef haline gelmesini bekliyoruz. Yabancı kuruluşların not görünümlerinden ziyade atılan adımlar ile kredi not güncellemelerinin endekse katalist etki yaratmasını beklemekteyiz. Yaklaşık son bir ayda 2 milyona yakında yeni yatırım geldi Borsa İstanbul pay piyasalarına. Burada maliyetlerin yeniden dağıtılması olayıyla olasılığıyla birlikte olası bir geri çekilmenin sınırlı olabileceğini düşünüyoruz. Son olarak Merkez Bankası için de ufak bir yorum yapmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rasyonelite çerçevesi içerisinde yaptığı açıklamaları verilere de e, verileri de sığdırmaya devam ediyor diyebilirim. Merkez Bankası politika faizini 500 bas puan arttırarak %30'a çekti. Beklentilere paralel bir durum oldu. Battığımız zaman burada yapılan açıklamalara ekonomi yönetiminin yaptığı açıklamalara paralel bir karar metni olduğunu söyleyebiliriz. Burada enflasyonun üst e, sınıra yani enflasyon raporundaki üst sınıra yıl sonuna doğru yakın olmasının da beklendiği vurgulanmış durumda. Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2024 yılı içerisinde dezenflasyon sürecinin Başlamasını bekliyor ve hem ücret artışları hem vergi zamları hem de kur tarafındaki yukarı yönlü seyrinde enflasyon fiyatlamalarına yansıdığı e, karar metninde yer alıyor. Bu yüzden de yavaş yavaş artık dezenflasyon sürecinin de 2024 yılı içerisinde başlaması bekleniyor. E, sizlere son bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yarın info yatırım olarak Borsa İstanbul'da bir seminerimiz var. Buraya gelmek isteyen. Kişiler e, internet sayfamız üzerinden ya da sosyal medya hesaplarımız üzerinden kayıt bırakabilir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bol kazançlar. Görüşmek üzere.